Merhabalar, ben Yüksel. Bildiğiniz gibi Quentin Tarantino, iki Oscar ödüllü ve günümüz sinema dünyasının en önemli isimlerinden biri. Filmlerinden anladığımız kadarıyla kendisi filmlerine verdiği değer kadar ayakları da değer veriyor. Evet, Tarantino bir ayak faşist, <laughs> fetişisti. Tarantino filmlerini özel kılan birçok şey var. İlginç tarzları, müthiş diyalogları, harika senaryoları ve ayaklara yapılan özel çekimleri. Adamımız film kariyerine 1992 yılında vizyona giren Reservoir Dogs ile başladı. Bu filmdeki oyuncular erkek ağırlıklı olduğu için herhangi özel bir ayak sahnesi görmedik. Fakat 1994 yılında izleyiciyle buluşan Pulp Fiction filmi ile ayak bacak efsanesi başladı. Pulp Fiction filminin başrolünde Uma Thurman bulunuyordu. Film içerisinde birçok ayaklara özel çekim yapılan sahne izledik. Ayaklarla özel ilgilenilen sahneler de vardı. 1997 yapımı Jackie Brown filmine baktığımızda filmde ayak parmaklarında yüzükler takan bir karakteri görmek mümkün. Yine Tarantino'nun Kill Bill serisinde ve Dead Proof filminde de ayak sahnelerine fazlasıyla rastlıyoruz. Adamın her filminde ayaklarla ilgili değişik fantazilere rastlamanın bir izleyici olarak beni biraz şaşırttığını, biraz da rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bir noktadan sonra eğlenceli bir hal almaya başlıyor tabii ki. Ayrıca Tarantino 1996 yapımı From Dusk Till Dawn filminde ağırlıklı olarak yazarlık yapmıştı, rol de almıştı. Film içerisinde Selma Ekin canlandırdığı karakterin ayağını Tarantino'nun ağzına soktuğunu izlediğimiz bir sahnede mevcut. 2019'a kadar gelen süredeki Tarantino filmlerinde yine ayak sahnelerine elbette rastlıyoruz. Fakat bu sahneler Once Upon a Time in Hollywood filminde daha da sıklaşıyor ve popülerleşiyor. Brad Pitt de geçtiğimiz günlerdeki bir ödül töreninde bu konuyla ilgili dalga geçmişti. Margot Robbie ve Margaret Qualley ikisinin rol aldığı Tarantino'nun son filmi gerçekten çok fazla ayak sahnesi barındırıyor. Hatta sadece ayak sahnelerini içeren 3-4 dakikalık videolara rastlamak mümkün. Sözün özü Tarantino çıplak ayaklara bayılıyor. Tabii ki bunu garipseyecek değilim. Oyuncuların ne düşündüğü konusunda meraklıyım ama çok da rahatsız olduklarını düşünmüyorum. Bakalım ilerleyen yıllarda bizleri neler bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.